Herkese merhaba, ben Didem Aydın. Ben İpek Senem Aydın. 28 Temmuz Aslan Burcu'nda gerçekleşecek yeni ayın burç yorumları ve his yüklemeleriyle birlikte sizin karşınızdayız. Saat 20.54 itibariyle Aslan Burcu'nda bir yeni ay gerçekleşecek. Yeni ay enerjisi isteklerimize odaklanmak, hayatımızı organize etmek için isteklerimizi ve hedeflerimizi planlamak, fikir üretmek için ideal zamanlardır. Yaratıcı yönde bu enerjiyi kullanmak için uzun zamandır adım atmadığınız gündemleriniz varsa harekete geçme zamanınızın geldiğini tavsiye edebilirim. Aslan yeni ay ile birlikte rahatlatıcı ve tamir edilmesi gereken ilişkiler ve gündemler için bize şans veren bir yeni ayla karşı karşıyayız. Güneş ve ayın kavuştuğu sabit yıldız itibariyle birçoğumuz bol bol seyahat edecek. Bu tatil için olabilir, iş için de gerçekleşebilir. Ticaretle uğraşanlar yoğun ve başarılı bir yeni ay bekliyor sizleri. Bu güzel haber. Bu arada ticarette kurnazlığa kaçma dürtüsü yaratabilir. O yüzden etik ve dürüst bir faaliyet içerisinde olmanızda fayda var. Hak yemeyin ve aynı zamanda da birlikte iş yaptığınız kişilere karşı da uyanık olmanızı tavsiye ederim. Deniz tatiline çıkacaklar. Su ile şaka olmaz, hatırlatmakta fayda var. Riskli deniz sporlarına karşı dikkat etmenizi öneriyorum. Eğer hayatınızda yeni bir başlangıç yapmak istiyorsanız tutumunuzu da naiflik, bir yandan da çocuksu bir çekingenlik, diğer yandan da aşırı güvenli hissetme durumunuz söz konusu olacak. Bu yeni adımlar günlük hayatınızda değişikliğe sebebiyet verebilir nitelikte. Genel olarak yeni ay enerjisi hissedeceğimiz ana konular günlük hayatımızdaki rutinlerimiz, yanımızda çalışanlar, çalışma arkadaşlarımız, evcil hayvanlar, sorumluluklar ve görevlerimizdir. Ekip arkadaşlarımıza yeni kişiler dahil olabilir. Kendi işlerimizi daha verimli bir şekilde organize edebiliriz. Bu dönemde bir hayvan sahiplenebilirsiniz. Ev işlerinde yardımcı arayanlar var ise bu zaman için, başlangıç için yeni bir zaman olacak. Onu da söyleyebilirim. İlahi konumayı gösteren Jüpiter gezegeni bu tutulmayla birlikte yaptığı olumlu açı ile isteklerimizi gerçekleştirme konusunda aslında evrenin de bizi desteklediğini ve ilahi şansın bizimle birlikte olduğunu gösteriyor. Eğer planlarınızı gerçekleştirme konusundaki engel maddi problemlerse bu alanda da şanslı olacağız. Ek kaynaklar yaratma konusunda yetenekli olacağımız bir gökyüzü altındayız. Yaratıcı fikirler üretmemiz sonucunda başarılı olacağımızı gözlemliyorum. Sadece çok fazla fedakarlık yapma dürtüsüyle hareket edebilirsiniz. Alma verme dengenize bu dönem içerisinde dikkat etmenizde fayda var. Yaşam gücümüzü gösteren Mars ile sevgi gücü dilimizi gösteren Venüs arasındaki olumlu açı yakın çevremizde partnerimizle uyumlu, romantik bir ilişki içerisinde olacağımızı gösteriyor. Hayatımızda yakın çevremiz aracılığıyla yeni insanlar girebilir ve bu insanların kalıcı ve samimi ilişkiler konusunda adım atacağımızı ve sevgimizi kolaylıkla gösterebileceğimizi söyleyebilirim. Yeni deneyim ve maceralara açık olacağımız, hayata tutkuyla bağlanmamızı sağlayacak bir konumda gökyüzü. Sadece bu dönemde sivri dille iletişim kurmamaya özellikle dikkat etmekte fayda var. Aynı zamanda da çok hızlı düşünme potansiyelinde olacağımız, bazen de düşünme hızımız ile hareket hızımız arasındaki dengeyi kuramayacağımız bir yeni ay. O yüzden sakarlıklara, ev kazalarına karşı dikkatli olunmasında fayda var. Araba kullanırken hız yapmayın, güvenlik tedbirlerine uymanızı tavsiye ediyorum. Diğer bir konu, flörtler ve sevgililer, hobiler ve çocuklarla alakalı konularda maddi anlamda çok fazla savurtkan ya da çok fazla cömert olabiliriz. Evet, ilahi anlamda destekleyen şanslı bir gökyüzü var ama harcamayı bilmezsek hüsrana uğrayabiliriz. O yüzden harcamalara dikkat. Yakın çevre ve ikili ilişkiler, evlilikler ve ortaklıklar konusunda agresif bir tutum sergilememize özellikle dikkat etmenizi tavsiye ediyorum. Orta yolu bulmakta zorlanabilirsiniz. Ya sizin dediğinizin olmasını istersiniz ya da karşı tarafla kendinizi kavga ederken bulabilirsiniz. Sakin ve sükunet halinde kalın ki evrensel şans
sizden yana olsun. Bu yeni ayla birlikte hayatımızda yaşadığımız zorluklara yeni bir bakış açısıyla bakmamıza ve bu olayları dönüştürmek adına yumuşatmamıza yardımcı olacak bir enerji mevcut. Bu dönemde sizi mutlu edebilecek aktivite ve olaylar ile günlük hayatınızı yaşamayı deneyimleyin. Doğada zaman geçirin, eğlenin. Uzun zamandır planladığınız ama adım atmaktan çekindiğiniz konularda bir başlangıç yapmanızı tavsiye ediyorum. Artık hayatınızın aslında kontrolünü bu yeni ay enerjisiyle birlikte ele almanın zamanı geldi. Sadece konfor alanından çıkmak istemeyenleri biraz zorlayabilir. Şimdi güvenli alan olarak gördüğümüz konfor alanımız altında belirsizlik sizi birazcık kaygılı bir yapıda bulunmanıza sebebiyet verebilir. Eğer risk almak istemeyen bir yapınız varsa bu alanda kalmayı tercih edebilirsiniz. Herkesin konfor alanı ile ilgili gerekçesi kendisine hastır. O yüzden bu alandan çıkma kaygısı yaşayanlara bu kaygıdan nasıl beslendiğinize bakmanızı tavsiye edebilirim. Her gelişimin tabii ki bir bedeli vardır. Ya risk alır bu güzel enerjiyi yeni başlangıçlar yapmaya niyet ederek değerlendiririz ya da tekrarlanan senaryolar yaşamaya devam edersiniz. Arzularınızın peşinden gidince zafer kazanacağınız bir dönem sizi bekliyor. Dünyevi başarı ve zaferleri gösteren tepe noktasının kavuştuğu sabit yıldız doğru adımlar atılırsa bu yeni ay sonucunun nereye ulaşacağını bize gösteriyor. Azimle çalışıp dönüşüm için yeni adımları sadece zihinsel değil kalben de atabilirseniz bu dönüşüm yolunda kendinizi iyileştirip başarılı olacağınızı bize gösteriyor. Şimdi gelelim ülkemiz nasıl etkilenecek bu yeni ay ile birlikte. Milli zenginlikler, gelirler, ekonomi, borsa, bankalar üzerinde ülkemiz etki alacak. Ekonomik anlamda ek kaynakların yaratılması ile ilgili gündemler söz konusu olabilir. Yine enflasyonlarla ilgili gündem söz konusu olabilir. Borsa ve ekonomiyle alakalı yeni düzenlenmeler ve hareketlilikler olabilir. Riskli yatırım araçlarından uzak durulmasını tavsiye ediyorum bu gökyüzü altında. Bu dönemde bazı ünlü iş insanları veya firmalarla ilgili bol bol spekülasyonlar duyabileceğimiz bir dönem. Firmanın finansal anlamda kayıplarına tanıklık edebiliriz. Yine müttefik ülkeler ile ilişkilerde ve ticarette ani anlaşmazlıklar, ani gerginlikler yaşanabilir. Hava olayları, sert hava olaylarına tanıklık edebiliriz. Toprak erozyonları yine gündemimizde olacak. Medya ve internetle alakalı yeni düzenlemeler gelebilir. Sağlık anlamında da boyun damarları, atar damarlar, kardiyovasküler sistem ve kalp rahatsızlıklarınıza dikkat etmenizi tavsiye ediyorum. Eğer herhangi bir probleminiz var ise rutin kontrollere gitmenizde fayda var. Sevgili ablacığım, 28 Temmuz Aslan yeni ayının bu güzel enerjisinden yararlanmak için kişisel gelişim anlamında sen nasıl tavsiyelerde bulunmak istersin? Evet, yeni ay bildiğimiz gibi niyetler belirlediğimiz, hedefler üzerinde odaklandığımız ve nerede olmak, nereye gitmek istediğimize karar verdiğimiz zamanlardır. Ve yeni ayın konusu hayatımıza çekmek istediğimiz şeylerdir. Yani ben hayatıma neyi davet etmeye hazırım? Ve yeni aydaki en büyük soru budur. Yani ben hayatıma neyi çekmek istiyorum? Çoğu yeni ay ritüeli gelecek için tohum ekmeye odaklanır. Tohumu ekiyorsun, bırakıyorsun ve filizlenmesine izin veriyorsun. İstekleriniz eninde sonunda ortaya çıkacak ve gerçekleşecektir. İlgili olumlamanızı tekrarlarken yeni işinize gidişinizi ve oradaki ofisin nasıl görüneceğini, iş arkadaşlarınızı hayal edin, iş ortamınızı hayal edin. Ardından bu görselleştirme sürecine yeni ayın ötesinde devam edin. Yaratım meditasyonuna bir müddet devam etmeniz niyetlerinizi hayatınıza çekmenize yardımcı olacaktır. Görselleştirmeye ek olarak bunun için adım atmalı ve harekete geçmelisiniz. Kısacası eğer yeni bir iş tezahür ettirmek istiyorsanız bu yeni işiniz için iş başvurusunda bulunmalı ve olmasını istediğiniz şeyin önüne kendinize koymalısınız. Hepinize yeni başlangıçlarla dolu muhteşem bir yeni ay diliyorum. Teşekkürler. Oldu, oldu, oldu. Burç yorumları ve his yüklemeleri için lütfen linki tıklayın. Sevgiyle kalın. Her daim yönünüz gökyüzündeki yıldızlar olsun. Sonsuz sevgimle.